Mesleki sinir sistemi hastalıkları. Konunun genel amacı, katılımcıların mesleki sinir sistemi hastalıklarının çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve koruma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Öğrenme hedefleri, mesleki sinir sistemi hastalıklarını tanımlar, mesleki sinir sistemi hastalığına yol açabilecek etmenleri sıralar, korunma yöntemlerini belirler, erken tanı yöntemlerini belirler. Konunun alt başlıkları, mesleki sinir sistemi hastalıkları, mesleki sinir sistemi hastalıklarına yol açabilecek etmenler, korunma yöntemleri, erken tanı yöntemleri, erken vaka çalışması. Sinir sistemi çevresel ve mesleksel anlamda birçok toksinle karşı karşıyadır. Seçici geçirgen bir takım bariyerlere ve sistematik ayırma yöntemlerine karşın metaller, gazlar, çeşitli çözen ya da çözünenler ve diğer kimyasallar kolayca giriş yapıp zarar verici etki yapabilirler. İnsan bedeninin farklı bölümleri nörotoksinlere karşı farklı yanıtlar verebilirler. Öyle ki aynı bölgedeki farklı hücreler farklı yanıtlar verebilirler. Bu hastalıkların değerlendirilmesinde çok büyük bir aşama kaydedilmiştir. Ancak klinikte çoğunlukla şu belirtiler görülür: baş ağrısı, bilişsel ve psikolojik rahatsızlıklar, görsel değişiklikler, nöbetler, zayıflık, duyu kaybı. Son 20 yıldaki görüntüleme yöntemleri ilerlemiş olsa bile bu yöntemler yalnızca makroskopik değişikliklerin görüntülerini verir. Neoplastik, enflamatuvar ve enfeksiyonel bozuklukların ayırt edilmesinde yetersiz oldukları gibi nörotoksik yaralanmalarda da çok az yarar sağlamaktadırlar. Birkaç istisna dışında birçok nörotoksik yaralanmanın patofizyolojisi tam olarak anlaşılmış değildir. Genelde bu gibi durum, toksin etkilenmeye maruz bırakılmış hayvan örnekleri, ağır mesleksel maruziyetler ve etkilenmelerden oluşan klinik gözlemlerden elde edilmiştir. Bu nedenle gerek hayvanlardan elde edilmiş bilgiler olsun, gerekse klinik gözlemler olsun, bu bilgileri insanların geneline bağdaştırmak çok zordur. Her ne kadar bu hastalıkların anlaşılmasında güçlük çekiliyorsa da aşağıdaki birkaç ilkenin genelleştirilmesi klinik yaklaşımlarda yardımcı olmaktadır. Nörotoksik maruziyetlerin çoğunluğunun doz toksisite ilişkisi bilinmektedir. Genelde rahatsızlıkları çoğu belli bir eşik değerden sonra görülmek. Toksinler tipik olarak fokal olmayan ya da simetrik nörolojik sendroma neden olurlar. Genelde maruziyet ile belirtilerin başlaması arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Sinir sisteminin yenilenme çok sınırlıdır. Bir takım etkilenmelerden ise geri dönüş çok zordur. Tek bir toksinden birçok nörolojik sendromun gelişmesi mümkündür. Akrilamid, içme ve atık suların partiküllerini ve diğer katışık maddelerini temizlemek için kullanılır. Poliakrilamid malzemeleri yapmak için kullanılır. Kağıt ve kozmetiklerde yapıştırıcı madde olarak kullanılır. Zehirlenme, toksisite, soluma ya da deri emilimi yoluyla olur. Yerel deri iritasyonu, kilo kaybı, periferik, merkezi sinir sistemi nörolojik belirtiler. Akut maruziyette yön kavramı bozukluğu ve bellek gitimi. Kronik az dozda etkilenmede sersemlik, duygusal değişiklikler ve uyku bozuklukları. Duyu kaybı, zayıflık, ataksi ve tendon reflekslerinde azalma. Arsenik. Enzimlerin sülfidril gruplarına bağlanarak intraselüler oksidasyonu engeller. Enzimlerin sülfidril gruplarına bağlanarak intraselüler oksidasyonu engeller. Akut zehirlenmeler hızlı elektrolit bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, bilinç kaybı oluşturur. Bu kayıplar ölümle bile sonuçlanabilir. Konvülsiyon, kas zayıflığı, şuur kaybı meydana gelir.
Görme sinirinde dejenerasyon ve kronik maruziyette uyuşukluk, karıncalanma, yanma, titreme, alt ekstremitede atrofi, karbondisülfit, merkezi ve periferik sinir sisteminde, miyelin tabakasında ve aksonlarda değişme, akut zehirlenmelerinde tipik MSS belirtileri, eksitasyon, öfori, ajitasyon, subakut vakalarından önce huzursuzluk, zamanla depresif bir hal görülür. Endişe hali, paranoik davranışlar ve hatta intihara teşebbüs olabilir. Kronik maruziyette baş ağrısı çok sık görülür. Subkortikal ve ekstrapiramidal arızalanma nedeniyle tipik Parkinson belirtileri oluşur. 3. 4. 5. kraniyal sinirlerde ve trigeminus sinirinin duyu kısımlarında arızalanma. Ayrıca B vitamin metabolizması inhibisyonu. Karbonmonoksit. Akut zehirlenmelerde baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı. Hemoglobin karbonmonoksit satürasyonu %50'yi geçince şuur kaybı. Psikomotor fonksiyonlarda azalma ve performans düşüklüğü. Heksakarbonlar. Halüsinasyon ve konfüzyon olur. Sınıf versinöropati diye adlandırılan distal sempatik sensorimotor polineuropati iyi bilinen bir sendrom. Erken dönemde parestezi ve duygusal kayıp olur. Daha sonra kas zayıflığı ve spesifik olmayan MSS bulguları olabilir. Kurşun. PSS ile ilgili tipik bozukluklar. Motor felçlerdir. En çok sağ elde radyal sinir felci şeklinde olur. Bu tabloda duyu bozukluğu olmaz. Kan beyin bariyerini aşınca beyinde ödem olabilir. Bu durum baş ağrısına neden olur. Takiben bilinç bulanıklığı, konvülsiyon ve koma olabilir. Tablo ölümle sonuçlanabilir. Manganez. Erken dönemde halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, apati izlenir. Anksiyete, adale ağrıları, tembellik görülür. Konuşma bozuklukları oluşur. Daha ileriki durumlarda Parkinson hastalığına benzer bir durum oluşur. Hasta koordine hareketleri yapmakta güçlük çekerler. Konuşması monotonlaşır ve yüzü maske yüz olur. İleri durumlarda yürüme zorluğu olur. Yürürken vücut ağırlığı metatarslar üzerine bindirdiği için horoz yürüyüşü gibi olur. Durup dururken gülme ve ağlama olur. El yazısı bozulur. Babinski pozitif olur. Civa. Hafif ve ince titremeler olur. Tremer göz kapaklarında, dilde ve dudaklarda gözlenir. Elde tremor nedeniyle yazının bozulması tipiktir. Kronik zehirlenmelerde konuşma zorluğu, sürekli uyuma arzusu olur. Organofosfatlar, MSS'de muskarinik, nikotinik ve somatik motor değişikliklerine neden olur. Anksiyete, uykusuzluk, emosyonel labite, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, mental konfüzyon, delirium ve halüsinasyonlar olur. Dolaşım ve solunum merkezlerinin depresyonuyla komaya yol açabilir. Lankolinesteraz ile ilgili nörotoksit sendrom olan organofosfat nedenli gecikmiş nöropati akut zehirlenmeden 2-3 hafta sonra oluşur ve ekstremiteler paralizisi ile karakterizedir. Akut organofosfat zehirlenmesinden sonra nöropsikiyatrik demsitler ve paralizileri düşük dereceli organofosfat zehirlenmesi genellikle çiftlik çalışanları ve böcek zehri üreten fabrika işçilerinde meydana gelir.
Mesleki SS hastalıklarına yaklaşım. Güvenilir bir tanı konulabilmesi için maruziyetin doğasının, süresinin ve şiddetinin bilinmesi gerekmektedir. Potansiyel toksinler nelerdir? Maruz kalınma çeşidi nedir? Maruziyetin süresi ve şiddeti nedir? Alkolik, psikolojik sorunlar gibi yan bulgular var. Bu ve benzeri sorular yanıtlanmalıdır. Mesleki sinir sistemi hastalıklarında önlemler. Kaynağa yönelik önlemler alınmalı. Etkili havalandırma kurulmalı. Ayırma ve yaş çalışmaya geçilmeli. İşlemler kapalı sistem içinde yapılmalı. Zaman zaman ortam ölçümleri yapılmalı. Kişisel koruyucular kullanılmalı. Tıbbi uygulama olarak işe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri yapılmalı. Sağlık eğitimine verilmelidir.